Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde 6 tane farklı oyuncunun nasıl bir karakterini solo'da 1250 kupa yani rank 35 yaptığına bakacağız. Ondan önce gelin dilerseniz benim hesabıma bakalım. Kanala yeni katılan arkadaşlar varsa eğer bu videodan önce kanaldaki videoları izlemediyse ve bizi takip etmiyorsa hemen hesabımıza bakalım. Ben kimim? Nasıl oynuyorum veya hesabım nasıl da böyle videoları izleyerek yorumluyorum diye sizlere söyleyeyim hemen. Hesabımdan bahsedeyim biraz. B'yi bu sezon 1K yaptım. Onun dışında önceden Bo'yu 1K yapmıştım. 3v3 Frank'i 1K yapmıştım. Bunların hepsini kayıt altına aldım ve sağ üstten çıkan rank 30 benim yapmış olduklarım. Oynatma listesinden 5 tane karakterimi nasıl rank 30 yaptığımı bakabilirsiniz. Koltu yaptım rank 30. 981'den tik döndü. Onun dışında da aksesuara çıkarsa yine aksesuara tikin. Onu da 1K yapmaya çalışacağım. Ve de 8 biti rank 30 yaptım. Onun dışında şu anda bütün karakterlerim minimum 750 kupa. 39 savaşçıyla da hemen bakalım. 30.225 kupaya kadar çıkmışım. Şu anda da mevcut kupam 30.157. Sezon biter bitmez bütün 749 olan karakterlerimi de 750 kupa yaptım. Onu da nasıl 5 saatte 750 kupa yaptığımı sağ üstten yine çıkan etiketten tıklayarak girebilirsiniz. Bu videoda 6 tane arkadaşın rank 35 yapmış olduğu son maçları ve ondan önceki 1-2 maçı sizlerle birlikte izleyeceğiz ve yorumlayacağız. Şimdi derseniz maçlara geçelim. Evet, ilk maçımızla başlıyoruz. İlk maçımızda Mortis Gang diye bir tane oyuncu var. Bu videoları YouTube'da buldum. Arattım, rank 35 B yazdım veya 1250 kupa B yazdım. Arama filtrelerinde de varsayılanı yükleme tarihine göre değiştirdim. Yani en son YouTube'a rank 35 nasıl yapılır, rank 35 B videosunu yükleyen arkadaşların kanallarına girdim. Bu videoları teker teker inceledim ama maçları izlemedim. Sadece maçın içerisinde fazla B olan, hani bazılarında düşük kupa attığı için işte Mortis oluyor, Daryl falan oluyor. O yüzden maçların içerisinde biraz baktım hangi karakterler var diye. İyi maçlarını alıp bu videoya koymaya çalıştım. Şimdi kısa bir giriş yapacağım bu maçlarla alakalı ve sonrasında burada mesela 36 dakika yazıyor, 37 dakika. Bu kadar sürmeyecek zaten video, atlata atlata geçeceğim. O yüzden video çok uzun sürmeyecek dedik. Güzel maçları koymaya çalıştım video içerisine ve çok zorlandım bu videoları bulurken. Bir sürü kişi bu videoları hazırlarken çok kötü hazırlamış. Ben de bayağı uğraştım bu video seçme içerisinde, çok fazla klip vardı. O yüzden videoyu hazırlamak, 37 dakikalık klip hazırlamak 2 saatime mal oldu. Bundan önce bunları araştırmak, hangi videoyu koyacağım, ne yapacağım, ne edeceğim diye, bu da bir en az bir 3 saat falan sürdü, indirmesi, bulması falan filan. Ve şu anda da bu videoyu çekiyorum. Bu videoyu da yükleyeceğiz. Bakalım nasıl sürecek, zaman nasıl geçecek. İlk maçı bu şekilde sizlerle göstereyim dedim. İlk maçı da o şekilde giriş konuşması yapacağım için çok şey yapmak istemedim. Çok önemli bir maç olmasını istemedim. Zaten bu arkadaşın da 2-3 maçını izleyeceğiz. Hızlıca geçeceğiz. Bu önceki olan maçlarından 1250 kupayı hemen yapmadı. Bu haritada 2000 göl, biliyorsunuz şu anda robot yok zaten. 1243 kupaya kadar ulaştı şu anda. Şimdi İki maç girecek. İki maçının da kazanması gerekiyor ki 1250 kupa yapabilsin. Başlar başlamaz altta bir tane Leon geldi. Bu Leon'la bakalım nasıl mücadele edecek. Şu an bir tane kutuya vurdu. Sonrasında bir tane Leon'a sıktı. Şu an yarı canına kadar düştü. Bu halde zorlamadı Leon'u. Hatta oradaki kutuyu bile Leon'a saldı. Biliyor çünkü Leon'la mücadeleye girse sıkıntı olacak. Özel vuruşunu da yine oradaki çalıyı kontrol etmek için kullandı. Şu an 3 tane savaş arasına kendini almış durumda ama aşağıdaki Mr. P alta doğru sıktı, neredeyse donmuş gibi. Oraya bir tane aksesuar attı çok anlamsız bir şekilde. Biraz daha içeri atsaydı belki donardı. Çünkü orada bekleyeceği meçhuldü rakibin. Kaçması gerekiyordu zaten ki. Çünkü arkasında B vardı. Aşağıda Mr. P ile çatışıyor. Bakalım Mr. P ile olan mücadelesinde neler yapacak bu arkadaşımız. Yıldız gücü yok. Evet, Mr. P'nin yıldız gücü yok. Sekmiyor. Diğer yıldız gücünü de kullanacağını zannetmiyorum. O kadar rahat ki interneti de kasıyor burada arkadaşın. Mobil geçme durumu falan yok. Veya internetin biraz şey olsun, iyi olsun, o zaman gireyim diye bir olay yok. Adam kafaya koymuş, ben bunu yapacağım demiş. Halen daha girmeye devam ediyor. Şöyle hızlıca geçelim buraları. Bekliyor burada zannedersem. İnternete gidip geliyor. Aşağıda bir tane Surge var. Oyuncular azalmaya devam ediyor ve sonunda geldi yukarıdaki Mr. P. Orada aksesuarı da attı, kullanmasını biliyor. Aksesuar atmasını biliyor arkadaş. Mr. P aksesuarını kullandı.
Bu bir videosunu çektiğim arkadaşların şey aldırmış olduğum videosunu arkadaşlarım olabildiğince maç içerisinde bir iyi olmasına, hani bize nasıl denk geliyorsa onlara da aynı şekilde gelen maçları koymaya çalıştım. En iyileri bu. Öyle söyleyeyim sizlere, yakın tarihte son 5 ay içerisinde yüklenen videolar arasında. Rahat bir şekilde bu maçı da kazanmayı başardı. Hani bu maç 600-650 bantı arası ama gerçekten bulabilmiş olduğum bu oyuncuların en iyi maçları bunlar. Hatta literatürde olan olay bu yani. İnterneti de arkadaşın donuyor gördüğünüz gibi. Oradaki kutuyu almaya çalışıyor. Aşağıda bir tane Shelly vardı. Shelly'ye kutuyu saldı gidiyor. Oradaki iki tane yükü de gitti. Buradaki iki tane yükü aldı. Maçta Barley var görüyorsunuz. 1250 kupa maça giriyor bir arkadaşımız. Barley geldi oraya. Devam edelim. Edgar'lı olan son güncellemede Colt'un fazla olduğu, ondan sonra Bibi'nin fazla olduğu maçlarda gelecek. Barley'i gördünüz, ulti hatta az önce 5 yüke kadar ulaştı. Barley robot Barley'e doğru geldi. Barley orada öldü. Aşağıda yükler var. Ve sonrasında Penny oraya geliyor direkt kafalama olarak. Yani bir ne kadar vurur, ne olur, ne biter gördüğünüz gibi. Frank geldi karşısına. Arkadaşımız sabah giriyor oyuna büyük ihtimal. Oranın saat dilimine göre sabah giriyor. O zaman çok düşük atıyor da yine bu kadar düşük atmaz. Burada başka bir olay var. 1253 kupa yaptı ve bu arkadaşımızın Mortis Gang'in nasıl Rank 35 yaptığını görmüş olduk. Açıklama kısmında bu arkadaşın da YouTube linki olacak. Girin isterseniz siz kendiniz oradan bakın. Yorumlarına falan da bakın. Neler yazmışlar bu arkadaşa. Tebrik mi etmişler, neler yapmışlar hemen. Girin bakın. Bu arkadaş biraz daha az öncekinden profesyonel. En azından rakibinde bir tane daha B var. Dolayısıyla armut gibi oynamak durumunda değil. Sağ sol yapıyor. Rakiplere dönüyor. Hadi gel beraber takım olalım. İşte sen beni öldürme falan. Orada bir tane gördüğünüz gibi Bul var. Bul bayağı bir hacamat etti. Bul zaten pek bir iddiası olan bir karakter değil. Solo bir tane Sprout görüyoruz. Solo Sprout dönüyor mu? Dönmüyor. Aşağıdan bir tane şey geldi. El Primo geldi. Gördüğünüz gibi El Primo'yu hemen satma niyetinde. El Primo da akıllı kutunun içerisinde kendine siper aldı. Feed me diyor, beni besle diyor arkadaşın adı. Yukarıda Thresh adlı bir oyuncu var. O da yine aşağıdaki El Primo'ya sıktı ve 6 yük oldu bizim oyununu izlemiş olduğumuz Int oyuncusu. Aşağıda başka bir var, soldaki Leona doğru sıkmaya gidiyorlar. Şimdi burada önemli olan nokta şu: takım olmuş olduğunuz arkadaşınızı ne zaman satacaksınız? Elbet bir zaman satmanız gerekiyor. Mesela bak şu anda bir ulti çekti. Ama şöyle de oyuncular var ki ben onları daha çok şey yapıyorum, takdir ediyorum. Şimdi bir takım oluyorsunuz. Takım olduğunuz zaman o arkadaşla beraber oyunun sonuna kadar gidiyorsunuz. Ha öyle değil. O arkadaşınızı hemen satıyorsunuz, onun yükünü alıyorsunuz ve oyundan bir kişi daha eksilmiş oluyor. İkisi de mantıklı ama diğeri hani oyunun sonuna kadar gitme olayı biraz daha solo'da çok fazla oyun içerisinde hakimiyeti elde edemeyen arkadaşlar için geçerli. O da onlardan biri de ben oluyorum. Hani çok fazla hemen satayım işte falan filan yapayım diye moduna giremiyorum ben de. Ama satmak gerekiyor. İyi oynayan arkadaşlar, yüksek kupada arkadaşlar, sürekli maçlara oynamış olduğu karakterlerden gelen arkadaşlar böyle yapıyor. Gördüğünüz gibi maçı da zaten sattı. 11 yükü kadar ulaşmıştı. O maçı da kazandı. 1200, 1150, 1200 maçları bu arkadaş özetini izliyor zaten. Şu an anlık olarak kaydetmiyordu zaten maçları. Aşağıda bir tane Shelly var. Gördüğünüz gibi Shelly'yi biraz oynadı. Sonra yukarı gitti. Yukarıdaki yükü aldı. Aşağıdaki Shelly'yi sıkıştırmaya çalışıyor şu an. Shelly sağa doğru giderken zaten ultiyi bile kullanmadan süper vuruşuyla, özel vuruşuyla Shelly'yi almayı başardı. Bir tane yukarıda Karl görüyorum. Solda dönem bir tane Surge var. Sağda yine Karl var. Bu da videoda yine Karl'ların favori olduğu zamanlar ki zannediyorum çok fazla Karl gidiyorlar. İki tane Karl var. B'yi özellikle seçtim. Çünkü B benim oyuna başladığım andan beri Rank 35'e, Rank 30'a solo da özellikle kasılan bir karakter. Şu anda çok rahat Surge'un yanında takılabiliyor. Bir görüyorsunuz. Zannedersem bu yetebiliyor. Hemen oraya dağıttı hemen şeyini, aksesuarını. Ama onun özellikle ölmesini bekliyor. Burada da Surge ne kadar içeri girse de girsin, bire kadar azalttı canını bu arkadaş. Bayağı kötü oynadı şu an. Bir aksesuar daha attı ki çünkü biliyor menzili fazla, o vuruşu aksesuara değildi. Kendisine vursa öleceğini biliyordu. Şu anda bekletiyor. Yani bir tane vursun, sonrasında bir vuruş daha iptal edecek ama çok fazla canı gitti indin. Hiç orada gereksizdi. Daha önce Surge'i kesebilirdi. Bu arkadaş da öyle çok şey yapamadı. Olayı iyi kullanamadı ama kesecektir onu diye zannediyorum. Bir tane daha vuruş yaptım, onu kesti. Güzel. Aa bir tane. Hu 3 tane vurdu.
3 tane, o ona bir tane vurmadı ama bir 3 vuruşla onu kesmeyi başardı. Devam ediyoruz bir sonraki maçta. Gördüğünüz gibi yukarıda bir tane daha Trash, aynı videoyu koymuşum. Hemen bunu geçiyoruz. Ben de bundan korkuyordum. Ve 1251 kupa nasıl yaptığını görmüş olduğunuz önceki videoları zannedersem kostümü farklıydı. Mega Böcek Bo vardı. Burada işte Uğur Böceği mi falan filan adlarını bilmiyorum. İkisi de olmadı bende için. Sonrasında o klipleri sonrasında koydu. Şimdi yukarıda iki tane kutu var. Solda bir tane Krov geliyor. Orayı atlatmışız. İki tane kutuyu da Krov'a salmış orada. Devam ediyoruz. Krov'a oynadı bayağı kötü oynadı orada. Duvara gitti sıktı. Görüyorsunuz. Hani ben anlatıyorum ama siz de görüyorsunuz nasıl oynadıklarını. 1250 kupa yapan bir arkadaşların nasıl yaptıklarını görüyorsunuz. Arada Türk göremedim hiç. Bizim Hasan vardı. Hasan'ın maçlarını izliyordum. Hakikaten kıran kırana geçiyordu. Nefes alamıyordu Hasan oynarken. Kaybediyordu, kazanıyordu, kaybediyordu. Bu arkadaşlar bayağı rahat yapıyor gördüğünüz gibi. Çok da zorlanacak bir tarafı yokmuş görüyorsunuz. 3 tane savaşçı kaldı. Neler olduğunu ben de anlamadım. Jack'in yükü bile yok. Yükü bile olmadan birinci mi olacak? Yok, birinci olamaz herhalde. Bak biraz iyi oynasa, bak gitmiş aksesuarları atıyor. Gir kardeşim biraz daha içeriye. Tamam, ultisi var ama senin de baldan ceketin var. Yine bir canın kalacak yani, değil mi? En azından orayı adam atacak. Menzile giremeyecek, vuramayacak sana. Geçiyor. Sonrasında patates ediyor Şeli. Artı 3 aldı. Bak bir bolluk ve kıtlıkta kesinlikle ortaya girmiyorsunuz. Ben de bu haritada 950'ye kadar çıkarttım kendi B'mi. Ve sonraki gelen haritada Yunus arkadaşımızla klanda olan 1K'ya kadar gittik. Bekliyor arkadaş. Burada bekliyor görüyorsunuz. Bu da interneti giden arkadaşın. Acaba neden interneti gidiyor? Niye internetler yavaş? Bu kadar Uğur Böceği bir yalan. Güzel yerde yaşayan interneti hızlıdır bunların. Lag falan da girmemesi lazım ki bende bile böyle olmuyor. Bayağı bir canını indirdi. Daryl'a şu an bilenmiş durumda. Hala daha öldüremiyor. İşte bu arkadaşlar 1250 kupa yapıyor görüyorsunuz. Bir tane orada başka pusan bir bee var aynı. Bu Jack olan arkadaşımız gibi. İkisi de baldan ceket attı. Dediğim gibi özellikle bee var. En fazla bee olan maçları koymaya çalıştım. Aha da onlar bu. Bir tane iki tane. Jack zor da olsa rakibi kesiyor. 1250 kupa yapıyor gördüğünüz gibi. Üçüncü 1250 kupasıymış bu arkadaşımızın. Toplamda 28.000 kupaymış. Devam ediyoruz. Blizzard, Brawl Stars var. Şimdi bu maça bakıyoruz. Yukarıda bir tane Spike var. Oradaki düzeni bozmaya çalışıyor. Spike'ı ittirdi. Sonrasında soldan Shelly var. Shelly'ye de gitti. Sıktı. Özel vuruşunu attı. Bu sefer bu aksesuarı kullanan bir arkadaşı gördük. Bu yeni aksesuar biliyorsunuz. Yukarıda El Primo ile Spike dost olmuşlar, takım olmuşlar beraber. Düşmanlara saldırmaya çalışıyorlar. Bir tane Karl görüyorum. 5 yukarı kadar çıkmış. Yeni aksesuarıyla Blizzard orayı zorlamaya çalışıyor. Aşağıda bir tane Surge var. Tekke tek kaldılar Karl'la birlikte. Bir tane daha aksesuar attı. Artık oradan Karl'ın bir çıkış durumu yok. Zaten baldan ceketi olacak ve rahat bir şekilde bu B'de onu kesmeye başardı şu an. 11 dakika oldu ve videoda ne kadar gitmişiz? 19-8 dakika öndeyiz. Edgar var. İşte Edgar'la bir tane maç. Zannedersem diğer arkadaşın da internetinde bir sıkıntı var. O da atlayamıyor. Şu an internetler leş durumda oynayan arkadaşlar da. Sağdan bir Scan Cold var. O da dönüyor gördüğünüz gibi. Soldan bir tane Karl, o da dönüyor. Hani bunlar bot değil. Bunlarda bir 700-800 kupası var. Özellikle bu arkadaşlar hani kupalarını göstermemeye çalışıyorlar ama bazen de yine kupalar gözüküyor. Çok yüksek kupalar değil. Bir cana kadar indi. Blizzard buradan kaçıyor. İnanılmaz. İnanılmaz. Failed diyor. Çok interneti donmuş. -11 yemiş. Bu videoyu hatırlamıyorum. Hani -11 yediğini bilmiyordum. Ben hep kazandıklarını koymaya çalıştım. O araya kaynamış. Devam edelim. Ortaya gitti. İki tane yükü aldı. Sağdan Bro'a biraz sıktı. Çok uğraşmadı. Hala zorlamaya çalışıyor. Uğraşmadı dediğim halde bile. Aşağıda başka bir bee var. Hem ona sıkması gerekiyor. Sıktı. Bağlan cekete gitmişti zaten. Solda bir tane 8'lik Colt var. 8'lik Colt'a da tek attı. Aşağıda El Primo var. İnanılmaz karakterleri geliyor. Hani ben oynarken bee'yi 1K yaparken o kadar çok bee geliyordu ki ben salıyordum artık. Bırakıyordum. Çok bee oluyordu. O halde bile çok bir gelmesine rağmen bile bırakıyordum. Bu arkadaşımız da rank 35 yaptı. 24K YT Blizzard. Bunun da açıklaması olacak. Yani açıklamada YouTube kanalı olacak. Ona da bakabilirsiniz. Şimdi TC Money'in rank 35 B'ye girdik. Dediğim gibi bu videoda 6 tane rank 35 B yapan arkadaş olacak. Ve sonda sürpriz 3000 kupa yapan Bagel Z'di zannedersem. O arkadaş ama Bagel'da aynen. O arkadaşımızın maçlarına bakacağız. 3000 maçını izleyeceğiz ve ondan önceki bir maçına bakacağız. Şimdi
Soldaki aha diyor ki sen al o yükü. İki yükü de ona sığaldı. Dört yük oldu ikisi de. Özel vuruşunu doldurdular. Dört tane savaşçı kaldı. Mortis aşağıda var. Mortis'i kesti. Gördüğünüz gibi. Solda Edgar var. Bakalım Edgar'a karşı neler yapacaklar. Birbirlerini satacaklar mı? Burada bir oyun yavaşlaması söz konusu olmuş. İkisi de gördüğünüz gibi Edgar'a sıkmış. Ve sonrasında aksesuar attı. Biraz geriye gitmiş olmasına rağmen bile orada büyük hasar aldı ve arkadaşın bağlan ceketi gitmiş. Kötü oynayan taraf bizim izlediğimiz arkadaştı. Ama yine de 1234 kupaya ulaşmayı başarmış. Ve rakibi yendi. Sağdan bir tane Karl geldi. Karl'la uğraşmaya devam ediyordu ama oradaki yükü almayı tercih etti. Karl'ı bıraktı. Yukarıda başka bir tane bir var. Sağda bir tane Surge görüyoruz. Onu kesti herhalde. Aa ucundan döndü. Şu anda iki rakibe karşı savaş durumunda. Oo 62 cana kadar indi. Yani şu an hiçbir şey yapmaması lazım. Bağlanca gidi giderse sıkıntıya düşer. Canını doldurdu. Aşağıda Surge'e doğru yine sıkıyor zannedersem ama Surge biraz daha aşağıda kalmış. Aynen. Surge halen daha oyalanmaya devam ediyor. Surge yukarı çıktı bu sefer. Hemen buraya bakalım. Biraz geriye alıp. Evet Surge'ü güzel bir şekilde aldı. Yukarı çıktığı için. Aşağıda başka bir bee var. Ve sıkıyor. Bu bee sıkıyor. Hiç affı yok. Yukarıda 11'lik Colt. Wow. Colt'un solo girildiği zamanlardanız. Aksesuar attı. Ulti geldi ki işte Baldan Ceket'in faydası. Bedavadan ikinci olacak. Hatta birinci bile olabilir. Bakalım. Etkisiz diyor. Bakalım neler olacak. Burayı atlatmayacağım. Bilmiyorum çünkü. Baldan Ceket'i gitti. Oradan dışarı. Hala daha vuramıyor adama. Üf. Bak 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 bak. Efsane hatalı oynadı. Rakip çok iyi oynadı. Rakip herhalde 6000 kupa. Bu arkadaşlar 1250 yapıyorsa. Devam. Aşağıda bir Edgar geliyor. Edgar döndü. Atlayacak diye bir hemen oraya bir aksesuar bıraktı. Çünkü Edgar'ların şakası yok. Can çalan yıldız gücü varsa problem olabiliyor. Edgar yukarı geldi gördüğünüz gibi. Ballı şerbeti oldu, aldı oradan Mani'nin. Bir tane de aksesuar attı kesmesi için. Aksesuar atıyorsanız rakibi aksesuarın zıttına değil de aksesuara doğru döndürdüğünüzde aksesuara doğru gidiyorsa hemen siz de ona doğru dönmeniz gerekiyor ki aksesuarı kesmesin. 2-3 tane bir var maçta görüyorsunuz. Yukarıda bir tane bir takım oldular herhalde. Sandy solo girmiş. Mükemmel taktik. Yukarıda bir arkadaş var. Surge müydü? Colt. Aşağıdan bir Edgar gördük. Güzel. Güzel sıktı bu sefer Mani. Oo, her şeyi boşa bıraktı. Bu halde bile kesecek mi? Sattı. Arkadaş bıraktı. Oynamadı daha fazla. Birinci oldu ve eğer satmasaydı 1247 idi kupası. 1252 yapamayacaktı. Bu arkadaşın da maçını izlemiş olduk ve sonda Bagel arkadaş geldi. Şimdi bunun maçlarına bakacağız. Evet, gördüğünüz gibi Edgar güvenlik merkezinde Jack'i girmiş. Bull görüyoruz. Herhangi bir B veya şey yok. Poco girmiş. İnanılmaz karakter. Aha bir tane B var. Hatırlıyorum. B var yani ben koymuştum. Özellikle B olan maçları koydum ki bir tane onlar da gelsin. O arkadaş da herhalde Bagel gibi yüksek kupalı. Diğerleri random takılıyorlar. Aşağıda yine beraber savaşacaklar evet. 10 yük kadar ulaştı. Diğer arkadaş da orada gördüğünüz gibi. Burada daireler yapıyorlar onu kesecek zaten çok zorlanmayacaktır. Şimdiki maçta biraz daha yüksek kupalar atmış. Duvara sıktı Beagle. Başka bir tane. Bir var ve yıldız gücü yok zannedersem. Yıldız gücü yok. Bakalım onu kesecek mi? Yıldız gücü yok gördüğünüz gibi kesti hemen. Başka bir tane kötü kolet kostümü olan ve yıldız gücü olan bir arkadaşımız var. Hello there yazmış. Şu an iki arkadaşı kesti Bagel. Başka bir Colt'la beraber girdiler. Mükemmel bir oynayış. Ultiler dağlara taşlara gidiyor. Sen Colt'tan nasıl o kadar hasar aldın? Bak gidiyorsun. Bak bak bak. Oh. Resmen Colt'un bir sürü hasarını yiyorsun. İnanılmaz. İnanılmaz. İnanılmaz oynuyor arkadaşımız. Ve 3000 kupa yapmış. Bu arkadaş 3000 kupa yapmış. Devam ediyoruz. 8'e kadar ulaştı yükü. Yani leblebi gibi adamları kesiyor. Robot var. Bu haritada biliyorsunuz yakın tarihte yapmış zaten. Cute Igor. Bu arkadaş yine Bagel gibi takılan bir arkadaşımız. Onun maçına denk geldiyse o da çok yüksek kupa değildir. Yüksek kupaysa da diğerleri düşük kupadır. Bu nasıl oluyor? Biliyor zaten bazı arkadaşlar. Yorumlara da yazacaklardır. Yorumları takip edin. Bu arkadaşlar nasıl böyle karakterlerle karşılaşıyorlar? Savaşçılarla karşılaşıyorlar. Üstün. Bilek gücü profesörleri öyle diyorlardı. Bir parça tuhaftık sayfasında. Bir parça tuhaftık profesörleri. Ay yapışkan tuşa basmışım. Aman ya Rabbim.
Bizim profesörler yorumlarda akacaklardır, bilgilendireceklerdir sizleri. Şimdi internet yine gitti Bagel'ın. Niye gidiyor bu internetler? Bu arkadaşların yüksek hızda interneti olması lazım. Orası Türkiye değil. İnternet buradaki gibi kötü değil. Evet, Colt'ta takım oldu zannedersem 1568 hasar bıraktı. Sağda Colt'ta sıkmıyor. Orada Edgar mı var? Edgar yoktu o zaman. Crow var. 7'lik Crow var. Crow'u hemen öldürmek istiyorlar. Boxer'ı kullanmak pek iyi değil ama bu arkadaş da çok bilgi gelmediği için bunu kullanıyor. Evet, halen daha gitmiş. Ona sıkıyor. O ona sıkıyor ve buradan geldi. İlaç gibi. Ballan ceketinin gitmemesi durumunda bile yine birinci olmayı başardı. Ve 3000 kupa maçını izledik. Bu maç 3000 kupa maçıymış. Bilmiyordum. Hani dediğim gibi maçları izlemedim. Özellikle B olanlarını atmaya çalıştım. Hızlıca geçtim. Maçları izledik. Toplamda 18 dakika sürdü bu video. Güzel. 40 dakikalık videoyu 18 dakikaya fitledik. 18 dakika video içerisinde ne yaptık? 6 tane oyuncunun nasıl B'yi solo'da 3000 değil 1250 kupa ve üstü yapmasını izledik. Yardımcı olmuş mudur? Umarım yardımcı olmuştur. Aklınıza takılan sorunları, dediğim gibi benden çok daha iyi oynayan profesörler var. Onlara sorabilirsiniz. Yorum atan arkadaşlara yorum atabilirsiniz. Ben yorumlara bakıyorum. Düşünceleriniz varsa belirtirseniz eğer ben de yorumlara katılmaya çalışırım. Onun dışında söyleyecek olduğum, bu tarz videolar çekmeye devam edeceğim. Olabildiğince maçları güzel geçen, olabildiğince nasıl bize denk geliyorsa, ben de bir K yaptım, videonun başında gördünüz. Felaket adamlar geldi. 1250, 1100, 900 kupadan aşağı 6 maç peş peşe adam gelmedi. Hani gerçekten nefes alamadığımız, hani bütün beynimizi vererek, bütün beynimizi kullanarak maçlarda aman işte şuradan kaçayım, aman işte şu adam beni görmesin, işte şuna sıkarsam ne olur, bir sürü kombinasyon. Adam rahat. Hani oyuna başladığınız zamanı hatırlıyor musunuz? Oyuna başladınız, oyun size bot atıyor, yanınıza geliyor el primi, ultisi dolmuş, ulti gidiyor size değil de gidiyor ta karşıdaki yere atıyor. Öyle adamları düşünün. Bu arkadaşlara şans mı artık diyelim, bal mı diyelim, baldan ceket var oradan mı geliyor bilmiyorum. Yorumlara bakarsanız arkadaşlar bizi aydınlatır. Neler var, neler oluyor bu arkadaşlarda da leblebi gibi 1250 yapıyor. 1K yaptık, zordu. Hasan eğer yorumlara gelirse, onun da YouTube'u var mıydı bilmiyorum. O da yorum yazarsa eğer, sabitlerim onu eğer yazarsa. Evet, ben 1250 yaptım, nasıl yaptım falan filan diye ona da sorarsınız. Ben 5 ay içerisinde YouTube'a son yüklenen B-Rank Solo 35 yapan arkadaşların maçlarını alıp sizlerle, en güzelleri bunlar. Daha 2-3 tane yapan arkadaşlar var, onlar içler acısı. Yine bunlarda birkaç tane B var, onlarda B de yok. Videosunu çekmeye çalıştım. Bundan sonraki videomuz Shelly Rank 35 Solo'da yapan arkadaşlar. Onlarınki çok daha güzel. Böyle lokum gibi onların maçlarını izledim, biliyorum. Böyle değil. Efsane maçlar var. Çok güzel oynayan arkadaşlar var. Şu anda liderlik sıralamasında dünyada 1450, hatta şu an 1500 olmuştur. Shelly'yi yapan arkadaş var. Onun maçı olacak. Başka 1250 yapan arkadaşların maçları olacak. Kanalı takip etmeye devam edin. Oynatma listelerine girin. Bayağı bir video çektik. Devamı da gelecek. Böyle ve daha güzel videolar gelecek. Like işinde bakacağız. Videonun girişinde diyecektim ama şimdi diyorum, buraya kadar izlediyseniz eğer 150-200 gelirse güzel olur. Bundan sonraki videolarda artık kutayı 100'e ulaşmaya çalıştık. 100'e ulaştık artık. 100 like geliyor. 200'e çıkarsak 300'ü, 400'ü, 500'ü bile zorlayabileceğimize inanıyorum. Kendinize bakın. Sonraki videolarda dönüşürüz. Görüşürüz. Şöyle de bir dönüş yapayım. Artık fit oldu. Şöyle dönmeden videoyu bırakmıyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.